Merhaba arkadaşlar, ben Mert Meriç Sayılı. Bu zamana kadar Türkiye'de ve Amerika'da yarı profesyonel, Türkiye'de de amatörlüklerde forma giymiş bir kaleciyim. Burada Amerika 2 sene önce geldim. Ve geldiğimden beri Amerika'da yarı profesyonel olarak farklı takımlarda, farklı ligde forma giydim. Buranın sistemi, Türkiye'nin sistemi çok farklı. Bu vlogda sizlere girdiğim seçmeleri, yaşadığım anları paylaşmak istiyorum ve bu şekilde başlayalım dedim. Güzel bir Virginia havasından herkese selamlar tekrardan. Benim amacım burada herkesin olduğu gibi profesyonel olmak ve bu amacı gerçekleştirmek uğruna da çok çalışıyorum. Her gün daha fazla çalışıyorum. Seçme diyorsunuz, yani 21 yaşında seçmem olur. Amerika'daki sistem çok birdeki sisteme göre daha farklı. Özellikle küme düşme ve kalma olmadığı için her şey çok farklılaşıyor. Daha çok iş bitleri gibi düşünün. Herkes farklı takımlarda farklı ligler hafta sonları oynayabiliyor. Burada yükselmek için iki tane şansınız var. Bir tanesi ya lisede olacaksınız ya da benim gibi sonra geldiyseniz amatör kümelerden başlayıp kendi profesyonel takımların yaptığı açık seçmelere girebilirsiniz. Ben de böyle yaptım. 3 Ocak'ta Alexandria Reds takımında, UPSL takımlarından bir tanesiyle seçmelere çıktım. 14 Ocak'ta Motorik FC, o da başka bir UPSL takımı. Ve de 23-24 Ocak'ta da Loudoun United ile seçmelere çıktım. Onlar USL, MLS'in bir altındaki takımlar. MLS'in kendisine ait seçmeleri benim olduğum civarda maalesef yok. Bununla ilgili detayları çok güzel bir şekilde sizlere vermeyi düşünüyorum. Yaşadığım anıları sizle paylaşıyorum. Ve bazı yerlerde dilim dönmemiş olabilir. Dilim döndüğünce size heyecanımı anlatmaya çalıştım bu dönem içerisinde. Jürgen Klopp'un dediği gibi, sonuçta işin özünde futbol konuşuyoruz ve ben seçmelerden önceki, antrenman girmeden önceki paylaştığım şeylerle sizlerle o heyecanı paylaşmak istedim. Jürgen Klopp ve sözlerine şunu eklemişti: bir doktora ameliyattan sonra röportaj yaparsanız size mantıklı cevaplar vermeyebilir, benim de çekeceğim vlog aynı bu şekilde olacak. Beğen tuşuna bastıysanız, kahvenizi çayınızı aldıysanız hep beraber bakalım, izleyelim. Selam arkadaşlar, şu an tryoutlara geldim. İlk başta isimlerimizi kontrol ettiler. Sonrasında işte bir yandan da kaleci antrenmanı yapıyorlar, onu izliyorum. İlk defa sağlam bir kaleci antrenmanı gördüm Amerika'da. Çok şaşkınım şu an, ondan dolayı garip geliyor. Bakalım, bu takım UPSL'de oynuyor. Geçen sene final oynadı, finalde elendiler. Ben girersem bir iş yapabilecek miyiz? Hepimiz göreceğiz. Good, great hold. Someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wits end, holding out but I'm about to lose it up. Merhaba arkadaşlar, bugün 5 Ocak 2023. Seçmelerin benim için ikinci ve bugün toplamda üçüncü günü. Dün işimden dolayı gelemedim. Birazdan başlayacak, ben de ısınmaya başlayacağım. Göreceğiz, toplam bir 20-25 günlük bir süre alacak. Ve bunu mümkün olduğu kadar anıları paylaşmak istiyorum. Thank you.
gün 3'ün sonundayım. Daha önce bahsettiğim gibi gün 2'ye gelememiştim. Gayet güzel geçti. Profesyonel futbolcu Bill Hamid de buradaydı. Kendisi Nisan Aydın kalecisi. Ben 11 yaşındayken onu keşfetmiştim. O da şu anda şey yapıyor. O fotoğrafı da buraya bir yere bırakırım. Sağ olsun, o da ilgilendi. Güzeldi yani, 4-5 golü saydırdılar ama daha fazlasını da çıkarttım. Bakalım, şu anda önümüzdeki çarşamba ve perşembe günü bu takım bana bir mail atacakmış. O zaman sizlerle görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, bugün 7 Ocak, saat 9.02'ye geçiyor. Saat 10'da maçımız olacak. Sağda size görüşmek üzere. Isınma videolarımı çekebilir miyim bilmiyorum ama maç videolarımı sizinle birlikte olacağım. Alexander Redstone, tanıştığım profesyonel futbolcu Bill Hamid, kendisi Amerika tarihinin en iyi futbolcularından bir tanesi. Onu ilk 11 yaşındayken, bir çocukken yaptığı bir hareketle tanımıştım. Onunla beni sağ olsun antrenmana çağırdı. Çok mutluydum. Ve orada o gün 3 saat uyumuştum. Zaten videoda da göreceksiniz. O görüntülerle bu kısma devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Şu anda 10 Ocak Salı günü. Saat 9.22. Birazdan profesyonel futbolcu Bill Hamid ile antrenman yapacağım. Beni antrenmana çağırdı. Kendisine birkaç tane soru soracağım. Onu antrenman videolarımı hem ayrı olarak hem de bu videonun içine koymayı düşünüyorum. Videolarla birlikte görüşmek üzere. Yes, get there, keep your hands up. Thank you. Selam arkadaşlar, Alexander United bana mail atacak demiştim fakat dün bana mesaj attılar. Dediler ki işte bu akşam gelir misin? Ben de gelirim dedim. Şu an onun antrenmanına geldim. Gelişmeleri size aktaracağım. Bu vlog bayağı uzun sürecek. Dün Amerika tarihinin en iyi kalecilerinden birisiyle antrenman yaptım. Çok şaşırtıcı bir durumdu. Gözlüklerim, gece görüş gözlükleri, bazen buraya ihtiyacım oluyor. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, şimdi antrenmanımız bitti. Koçlarla görüştüm. Toplam 55 tane oyuncu görmüşler. Bunlar arasında 3 tanesini takıma eklemişler. Bir tanesi de benim.
Kararımı hani henüz belirtmedim onlara. Seçmeler devam ettiği için zaten oynadığım hali hazırda bir takım var. Bunlar onlardan bir üst daha, bir üst ligde. Türkiye'de Bal Ligi gibi düşünebilirsiniz zaten. Önceden bahsetmiş olacağım yüksek ihtimalle. Şu anda onlar için antrenmana çıkıyorum. Bu cumartesi günü bir antrenmanım daha var. Neler oluyor, neler bitiyor göreceğiz. Selam arkadaşlar. Bugün ikinci seçimlerim olduğu gün 14 Ocak cumartesi günü. Şu anda evdeyim. Birazdan dışarı çıkacağım. Bakalım gelişmeleri size aktaracağım. Şu anda evde ufak bir stretching yapıyorum. Çünkü iki gündür antrenman yapmıyorum ve işim hep ağırlık taşımak üzerine olduğu için belki kaslarımı rahatlatmam gerekiyor. Seçimlerdeki videolarla sizlerle birlikte olmak üzere. Merhaba arkadaşlar, şimdi bitti. Açıkçası birazcık montaj falan koyarım. Şu bir de hava inanılmaz soğuk, parmaklarım dondu. Hissetmiyorum parmaklarım. Fazla kalecilere özel bir şey olmadı. Zayıf bir etkinlikti bence. İlerleyen vakitlerde ne olacağız göreceğiz. Koç beni bir daha çağırmak istiyor. Sağ omzumda az daha sakatlanıyordum. Çünkü tam ısınamadım. Hava da inanılmaz soğuktu. Hala da kendime gelemedim. Hala da arabanın içinde balaklavayla duruyorum. Bakalım. Devam eden gelişmeleri sizinle paylaşıyor olacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Perşembe. Cumartesi günü beni seçmeye girdim. Seçmeler beni seçmişlerdi. Koç beni bugün çağırdı. Bu başka bir takım. İsmi Motorik FC. Şu anda onlarla tekrardan bir antrenman çıkacağım. Beni tekrardan görmek istiyorlar. Gelişmelerle sizle birlikte olacağım. Selam arkadaşlar. Bugün 23 veya 24 Ocak hatırlamıyorum. Bunun tarihini yazarım. Şu anda Segra Field'a geldim daha dün United'ın seçmeleri için. Bu büyük ihtimalle benim son seçmelerim olacak. Bu seçmelerden sonra zaten videoların hepsini toparlayacağım. Ve de şu an siz bunu izlerken her şeyi arka arkaya göreceksiniz. Birazcık heyecan var. DC United'ın ikinci takımı, pilot takımı. Yani bunlara girersem bir nevi DC United'da da forma giyiyor gibi gözükeceğim. Tabii ki istiyorum. İlk iki seçmede iki başarılı sonuç aldım. Burası belki daha farklı bir boyut, daha farklı bir seviye. İnşallah bunda da başarılı olurum diye düşünüyorum. Heyecanımı size paylaşmak istedim. Göreceğiz. İlk defa çok güzel bir stadyum da oynuyorum. Bakalım. Şimdi sahadayım. Arkamdan stadyumu görebiliyorsunuz zaten. Uzun zamandan sonra İzmir'in birçok stadyumunda oynadım. Böyle bir stadyum oynamak bayağı güzel olacak gibi gözüküyor. Git! Git!
dreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another team, we're still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city, we the top two. You said your mission was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaking girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they're colossal. Black trader, black, she messiah to the misfits. Run circles, run these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I've been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Come on, guys, more forward. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, you know, type of pistol. Got the money jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, puck is my strong. Selam arkadaşlar, şu anda ısınma antrenmanı bitti. Yani ısınmamız bitti, koç göreceğini gördü. Biz de şu anda kenarıya oturttu. İnanıyorum ki hani böyle kenarda oturanlar ilk acılar, içeridekiler. Daha yeni başlamış insanlar. Bakalım, göreceğiz. Birazdan kamera gene koyacağım. Selam arkadaşlar, şimdi bitti. Zaten görüntüleri koyarım. Saat 9 antrenman başlayan seçmelerimiz 11'de bitti. Bir tek beni, 120 kişi vardı. Bir tek beni A takım antrenmanına çağırdılar. Dediler ki bir buçuk saat sonra gelebilir misin? Dedim gelirim. Tabii ki gelirim. Gelemem de gibi bir şansım yok zaten. İşin şakası bir yana. Gelişmeler şu an bu şekilde. Antrenmanı şimdi geçen bir şeyler yiyeceğim. Ardından dinleneceğim. Burayı çekerim, belki kafamı dinlerim. Bakalım. İnşallah size bu akşam, yani bu akşam dediğim 12.30'dan büyük ihtimalle 3'e kadar falan olur. Ondan sonrasında göreceğiz. Büyük ihtimalle hani yarın da çekeceğim. Yarın da yaptığınız antrenmanları koyacağım. Güzeldi. İnşallah daha da iyi olacak diyelim. Görüşmek üzere. Nice save. Şu anda beni genel rotasyona oturttular. Küsretmeyeceğim. Bekliyorum. Bakalım. Baya zor geçiyor ya benim için, baya yoruldum. Şarjım kaç? 131. Okey. İdare eder. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bitti, ben de bittim doğal olarak. 6 saat 7 saat küsür sahada kaldım. Ayaklarımı hiçbir yerimi hissetmiyorum şu anda. %100 150'mi verdim belki de, elimden geleni yaptım.
10 tane A takım oyuncusu, 20'ye yakında denenmeye gelen kişi vardı özel davetli. Bunlardan bir tanesi de ben oldum ilk aşamada. Yarın işte özel davetle gelenler arasında gireceğim seçmelere. Ne olup ne bittiğini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün seçmelerin son günü. Benim için de toplam 3 tane seçmeye girmiştim. Bakalım antrenmana çıkacağız ve göreceğiz ne olup ne biteceğini. Ben Amerika'ya 2 sene önce gelmiştim. İlk başta bahsettiğim gibi. Ve şu anda FedEx'te paket taşıyıcılığı yapıyorum. Günde bazen 6.000-7.000 küsür paket taşıyorum. Buna rağmen en büyük tavsiyem umudunuzu kaybetmemeniz, yapmaya aşık olduğunuz şeyi yapmanız ve de hiçbir zaman pes etmemeniz. Umarım başaracağım. Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın.